Samsun'un yeni ve tarafsız sesi Kanal Nok ekranlarından yepyeni bir programla 55. dakika programıyla karşınızdayız. 55. dakika programının ilk konuğu da gazeteci Coşkun Özbek. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konumuzsa Samsun kamuoyunu yakından ilgilendiren, Çarşamba Ovası'na yapılmak istenen biyokütle enerji santrali. Bu santralle ilgili Samsun kamuoyunda günlerdir, hatta haftalardır, aylardır büyük tepkiler var. Bu tepkilerin de en fazla dile getirildiği mecra sosyal medya. Facebook üzerinden kurduğunuz bir grupla Coşkun Bey, Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali'nin hayır grubuyla 25 bin aşkın insana ulaştınız ve bu insanlarla burada sürekli bir bilgi alışverişi sağlanıyor. Bu kadar insan nasıl bir araya geldi? Bu grup nasıl bu kadar hızlı bir şekilde büyüdü? Bunu sizden dinlemek isteriz. Öncelikle yeni kanalınız hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. İlk konuğu olmaktan da çok mutlu oldum. Çarşamba Ovası ve Bafra Ovası dünyanın ilk 7 büyük ovasından birisi. Yani Türkiye'nin kendi kendine yeterlilikle ilgili tarım ve gıda alanında en önemli ovaları. Dünyada bundan sonraki savaşlar gıda ve su savaşları olacak. Onun için yatırımlar yapılırken tarım arazilerine yatırım yapılmaması gerekiyor. İnsanlar bunun geçmiş yıllarda edindikleri deneyimlerle özellikle Tekkeköy'ün Türkiye'de hava kirliliğinde o sanayi bölgesi nedeniyle birinci sırada olmasından dolayı çok etkilendiler. Her ne kadar şeye yansımasa da, kamuoyuna ya da teknik olarak yansımasa da oradaki üreticilerle yakından görüştüğümüzde elmalarının, karalahananın birinci derecede yetiştirdikleri bütün tarım ürünlerinin Tekkeköy'deki ve OMV'deki daha önce sızan o kirlilikten dolayı lekeli olduğunu, hatta ihracata yönelik yapılan yatırımlara yönelik bütün meyve ve sebzelerin bozulduğunu görmeye başladılar. Bu santralin buraya yapılması gündeme geldiğinde de ben bir tepkinin oluşabileceğini düşünerek oradaki bir köylü, hatta 3 tane köylüyle birlikte oturduk. Dedi ki bana geldiler, mücadele nasıl yaparız bunu, basın ve sosyal medyadan nasıl duyururuz. Grup kurma teklifinde bulundum ve biz orada 4 kişiyle başlayan bir grup kurduk. Ve bu gruptaki başlayan 4 kişi birbirine, yani üçü birbirini ilk defa görüyordu. Sonra bir yaygınlaşmaya başladı. 2 ay bile olmadan 40 günlük süre içerisinde şu anda 24.500 kişi paylaşım yapmış. 23.000'e yakın aktif profil sayısı olmuş. 600.000'in üzerinde beğeni, gösteri ve paylaşım yapılmış. Grupta sadece biyokütle santrale karşı görüşler ve oradaki köylerin, çevre halkının ve dünyanın her yerindeki Samsunlularla, Çarşambalıların ve santrale karşı çıkanların bir görüş bildirme alanı oldu. Bunun çoğalması da bu insanların burada görüşlerini çok rahat ifade edebilmelerinden kaynaklanıyor. 15 tane moderatör, 5 tane yönetici var. Bunların her biri bu grubun içerisinde paylaşımlarda, üye kabulünde, bunların organizasyonunda görevli olduğu için grubun sahibi onların nezdinde yaklaşık 20 bin kişi haline dönüştü. Aidiyet hissediyorlar. Bir özelliği daha var bu grubun. Daha önce alışılmış şeyler vardı işte, hep sol ya da belli entelektüel kesimler santrallere karşı çıkar, bunları oluşturdu, ama bu gruptaki insanların %90'ına yakını o yörenin insanı ve muhafazakarlar ve yaklaşık %80'i de AK Parti seçmeni. Burada bunlar böyle olduğu için bu büyüyor. Yani bu grup sizin beklediğiniz bir, şu an büyük bir kamuoyu oluşturdu. Özellikle hani grup oluşturdu diyebiliriz buna. Beklediğiniz bir şey miydi bu kadar karşılıklı? Yok, ben bu kadar interaktif, özellikle Çarşamba bölgesinde bu kadar interaktif ve etkin bir yapı olacağını düşünmedim. Yani o kadar büyüdü ki işte Samkon, Samsun'un en büyük dernekler konfederasyonu başkanı bizzat konuya müdahil oldu. Samkon başkanı Çarşamba'da düzenlenen basın açıklaması dediğimiz mitinge dönüşen organizasyonun iznini aldı, ev sahipliğini yaptı. Ondan önce Dikbıyık'ta ve Çarşamba'nın etrafındaki bütün köylerde ciddi anlamda miting tarzı bilgilendirme toplantıları oldu. Yani halktan çok büyük tepki var. Burada tartışılan temel konu santralin yapılıp yapılmaması değil, o santralin
ovalara ve tarım arazilerine yapılmaması. İşte ben de bunu soracaktım. Yani Samsunlular ya da o gruptaki insanlar santrale mi karşılar, santralin yerine mi karşılar? Ya da santralle ilgili gerçekten hani tam bir bilgi donanıma sahipler mi? Şöyle bilgilendiriliyor. Santralin yerine karşılar. Yani bu çevre mühendisleri odası olsun, ziraat mühendisleri ya da buradaki bilimsel bütün akademik kuruluşların tamamı bu biyokütle enerji santrallerinin mevcut santraller içerisinde, yakıt yakan santraller içerisinde kirliliği en az olan santral olduğunda mutabıklar. Ancak Çarşamba Ovası, Bafra Ovası ve Terme birinci derece tarım arazisi. Tekeköy'deki organize sanayi bölgesindeki fabrikalar filtresiz çalışıyor. Yani bunu anlamak için ölçüm yapılması gerekmiyor. Daha önce ölçümler günlük veriliyordu. Tekeköy şu anda Türkiye'nin birinci en havası kirli yeri. Ve şeye gidin, Samsun Spor Stadı'yla TÜYAP. Gidin, normal bir havada gidin, nefes alamıyorsunuz. Salınan gazlar engellenemiyor. Yağmurlu havalarda ya da filtre olmadığı zaman çekilen resimler çıkıyor. Sayın vekil işte santral eğer kirletirse kapatırız demiş ama ben sayın milletvekilinden, sayın belediye başkanı ve sayın validen öncelikle gidip o kirleten fabrikalara çevre il müdürlüğüne ceza yazmalarını talep ediyorum. Oraya gittikleri zaman bir ölçüm cihazına gerek yok. İnsanlar nefes aldığında bile o havayı ölçebiliyorlar ama bugüne kadar oraya yazılmış bir tek ceza yok. Kirlilikte herkes mutabık. Köylülerin hepsi şikayetçi. Bütün ürünler ortalarda, satış yapılamıyor. Ama kirlilik yok. Bu kirletmeyecek diye bir santral kuruluyor. En son bir olay daha var. Aynı firmanın yaptığı söyleniyor. Çarşamba'da yine Çınarlı'a, Eğercil'in hemen yakınına bir tane odun kömürü ve elektrik üretecek bir santral daha geliyor. Bununla ilgili farklı iddialar var. Bu santralinde sadece lastik yakıp oradaki şeyleri odun yakıp havayı kirleteceği, hatta onlar üzerinden alınacak olan bu biyokütle santralinin yetmeyen malzemelerin onlar üzerinden orada yakılacağı ile ilgili iddialar var. Bununla ilgili hiçbir yetkili, ne santral yetkilisi ne kamu yetkilisi bir açıklama yapmadığı için biz bunları sadece onların santral yetkililerinin çevre il müdürlüğüne verdiği chat raporlarından yola çıkarak ortaya çıkarıyoruz. Ve iddia ediyorlar zarar vermeyecek diye. Bu bilimsel bir olay, hukuksal bir olay. Bütün meslek kuruluşları, bilimsel kuruluşlar, hatta AK Parti'ye yakın olduğunu düşündüğümüz şeyden 19 Mayıs Üniversitesi'nden profesörler ve bilim adamları bile biyokütle santralinin Çarşamba Ovası'na zarar vereceği, bakın başka bir şey değil, Çarşamba Ovası'na zarar vereceği ile ilgili cesaretle söylemeye başladılar. Yani en az zarar veren, hani santraller arasında en az zarar veren model olması hiç zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Yani bir gaz, bir yakılım var, bir duman savruluyor ortaya. Bakın evde odun yakıyorsunuz. Odunu yaktığınızda o odundan bir duman ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu is kurum yapıp odayı kirletiyor mu? Kirletiyor. Nefes almamızı engelliyor mu? Engelliyor. Burada da yakacakları iddia ettikleri anız, mısır koçanları, fındık kabukları, işte ne bileyim ağaç, söğüt ağaçları, başka bir şeyler. Bunların tamamını yaksa bile bunların 630 ton günde, 210 bin ton yılda buradan bölgeden toplamaları mümkün değil. O zaman santrala müracaat ettiklerinde yakacak madde için kendi verdikleri raporda 4-5 madde var. Sırasıyla yakacak. Bulamadığımı enerji fabrikayı kapatmaları diye bir şey söz konusu değil. Mutlaka buna yakacak bir şey. Lastik yakıyor, zaten çöp yakıyor. Zaten yakmasa bile devletten bunun parasını alacak. Öyle bir şey var. Yap işlet devret sistemiyle olduğu için devlet bu fabrikası şeyi üretmese bile 10 yıl süreyle kapalı bile kalsa taahhüt ettiği elektrik parasını, ürettiği, satın alacağı elektrik parasını bunlara ödüyor. Santralin zaten hızla gitmeye çalışmasının amacı da bu. Başlarken kanunsuz. Bir tarih var, o tarihe yetiştirmeye çalışıyor. Tabii. Ağustos'un 20'sine, 2020 Ağustos ayına zaten faaliyete geçmiş. Meclisten kararın çıkmasını beklemeden inşaata başladılar. Kaçak inşaat başladılar. Yani imar izni çıkmadan, arazi tahsisi yapılmadan meclisten kaçak inşaata başladılar. Bu konuyu da başka bir programda inşallah işleriz. Çünkü Samsun'da bunlara çok rastlıyoruz. Meclisten karar çıkmadan işte o hafta veya iki hafta öncesinden başlayan birçok inşaat var. Özellikle belli isimlerin. Bu konuyu da başka bir programda değiniriz. Biraz önce şey dediniz, şu ana kadar o santrallere kesilmiş bir ceza yok dediniz. Yok. Ama sosyal medyada dolaşan bir görüntü var. Mobil santrali işte ilçe belediyesi mühürlemiş diye bir şey var. Yani aslında kamu kurumları gerekli
tedbirleri, gerekli şeyleri alıyorlar diyebiliyorum. Şöyle bir şey var. Kamu kurumları gerekli tedbirleri alırken bir somut gerçeklere bakalım. Şimdi mobil santral kapanalı 10 yılı geçti neredeyse. Yani bununla ilgili ciddi mücadele fuel oil yakıyordu. Fuel oil'in yakıtının artık ne kadar şeyi, çevreyi, havayı ve ortamı kirlettiğini çocuğa bile sorsanız bilir. Evet. Bunun için bilimsel kanıta gerek yok. Ama şu anda Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların birçoğu azot dahil duman ve zehir saçıyor. Bunun en önemli kanıtını söyleyeyim. Samsun Stadyumu yeni yapılmasına ve uluslararası standart olmasına rağmen uluslararası maç vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Hava kirliliğinden dolayı futbolcu sağlığı bozuluyor diye. Bunu inkar ediyor yetkililer. Kim? Yani öyle bir, aslında orada o kadar bir hava kirliliği yok diye birçok açıklama var. Şöyle söyleyeyim. Hava kirliliği yoksa ölçümleri ortaya çıkarsınlar bir. İkincisi, hava kirliliğine bazen ölçüm yapıldığı dönemi söylüyorum size. Tekkeköy'de hava kirleniyor ama kirlilik Atakum'da çıkıyor. Neden? Rüzgar alıyor, Atakum'a götürüyor orada. Yani buradan Sinop sahil şeridine kadar olan bölüm komple tehlikede. Oradan geldiğiniz zaman ova tehlikede. Kirlilik yok diyenler lütfen gitsinler. Hiç kimse bir şey söylemiyoruz. Sadece oturup Eğerci, Çarşamba, Terme'deki üreticilerle, Avca Güney'deki üreticilerle görüşsünler. Oradaki elmaların, şeylerin üzerine baksınlar. Yani insanlar bunu yaşıyor. Siz bunu yok demeniz ya da bilimsel rapor diye resmi ağızdan söylemeniz bunun yok olduğu anlamına gelmiyor. Bu insanlar bunu yaşıyor. Yani tekrar altını çiziyorum. Tabii sanayi yapılsın, gelişsin ama lütfen ovalara ve tarım arazilerine yapılmasın. Çünkü gelecekteki savaşlar su savaşı olacak. Biz elektrik yiyemezsek bulabiliriz. Rüzgar var, güneş enerjisi var. Artık bütün dünya ona dönüyor. Hatta bu santrale karşı çıkan Fuat Köktaş'ın bile güneş enerji tarlası var. Buradan üretim yapıp para kazanıyor. Niye biz onları... Karşı çıkan Fuat Köktaş. Tabii. Santrali destekleyen Fuat Köktaş'ın, yani zararsızdır diyen, zararsızsa bir tane de biyokütle kurulsa niye güneş enerjisinden çıkıyor? Yani bunlara yönelmek dururken, elimizde HES'ler varken ve bir iddia daha var. Bunu elektrik mühendisleri doğruluyor. Türkiye'de şu anda üretilen enerjinin %55'i bizim işimize yarıyormuş. %45'ini enterkonekte sistem dediğimiz dışarıya veriyoruz. Elektrik enerjisi depolanamıyor. Fazla üretildiği için atıyoruz. Fazla elektriğimiz var, buna ne gerek var? Şimdi bu santrale karşı çıkan kesimin amacı ne? Yani neye ulaşacaksınız? Şöyle söyleyeyim. Bu kesimin amacı, bu halk tamamen Çarşamba yöre halkı ve buna birazcık bakanlar. Amaçları şu. Biz tekel fabrikalarını kapattık. 50 bin tütün üreticisi ve 250 bin kişi işsiz kaldı. Evet. Bu tarım arazilerine yönelik tarımsal sanayi kurulması gerekirken biz şimdi santrali alacağız ve yaklaşık 150 bin, 200-250 bin tane üreticinin üretim yeteneği bitecek. Yani para kazanamayacak. Samsun zaten tarımsal sanayi gelişmediği için göç veriyor. Bu insanların tek amacı tarlalarını ve geçim kaynaklarını korumak, arazilerini korumak, sağlıklarını, geleceklerini korumak. Yani bu santral olayının iptal edilmesi, başka bir yere taşınması gibi bir... Bu kadar. Talepleri var. O. Bu ovadan çıkarın, başka bir yere taşıyın diyorlar. Zaten yapılırken şöyle söyleyeyim. Vali ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı yaptıkları açıklamada Toprak Koruma Kurulu kararı alınırken sivil toplum kuruluşları itiraz etmedi dediler. Ben o sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm. Birisi TEMA, birisi Ziraat Mühendisleri Odası. Orada hem 19 Mayıs Üniversitesi'nin hem Sanayi Ticaret Odası'nın temsilcileri var. Toprak Koruma Kurulu toplanır. Bu yatırım yapılacak arazilerin tarım arazisi olup olmadığına bakar. Ben bunların yetkililerle konuştuğumda dediler ki o gündeme gelen arazi bize fabrika arazisi olarak gelmedi. Yani baştan yanlış başladı. Fabrika arazisi değil. O ürünleri, topladıkları ürünleri depolama arazisi olarak geldi ve bu depolama arazisinde bize söyledikleri de altına beton dökülmeyecek. Yani toprak mühürlenmeyecek. Temel attılar. İşte temel atıldı, toprak döküldü. Yanlış başladı. Fabrika kurdular. Başlarken zaten Toprak Koruma Kurulu'nun aldığı karar santralin kurulmasına izin vermiyor. Daha önemli bir olay. Çarşamba ve Bafra Ovaları büyük ova ilan edildi. Anayasa gereği koruma altındadır. Siz şimdi anayasayı nasıl deldiniz? Eğercili köyüne biz depo yapıyoruz diye, santral diye izin aldınız. Eğercili köyü tarım alanı değil, ikamet alanı. İkamet alanı ama Eğercili köyü tarım topraklarının içinde zaten 100 hanelik bir köy. Siz orada 100 hane var diye koskoca dönümlerce ovayı kirletebilecek bir karar alıyorsunuz ve bunu dayatıyorsunuz. Şimdi gelinen noktaya bakın. Santral yatırım yapılsa yıkılsa da milli zarar,
Yapılmasa da zarar. Bir örnek vereyim. Lojistik köy. Lojistik köyün arazisi tarım arazisi. Aynı hileyle yaptılar. Oraya getirdiler lojistik köyü, diktiler, toprağı mühürlediler ve şu anda lojistik köyün iptal kararı çıktı. Yıkılması gerekiyor. Hadi kim yıkacak? Oraya yapılamaz. Ve 65 bin işte hektar ya da dönüm vatandaşın elinden gasp ettiler. Hepsi davayı kazandı. Şimdi lojistik köy yıkılsa ciddi bir hükümet karşı ekonomik karar. Tamam, yıkılmasa oradaki vatandaşların hakkını kim ödeyecek? Kanun çıkacak. Muhtemelen bu santralde yargı süreci eğer doğru giderse çünkü toparlanamadı. Benim çok bilgim yok. 4-5 tane dava açıldığı söyleniyor. Eğer bunlar toparlanır, yargı süreci doğru giderse örnek kararları var. Bursa'da iptal edildi, başka yerlerde iptal edildi. İptal edilmesi şimdi söz konusu Samsun'da olabilir. Şöyle bir algı var. Çarşamba'da yapılacak olan bir biyokütle enerji santrali ile ilgili. Devlet bu yükleri bu işi istiyor. Zaten yani görünüşe göre işte meclisten karar çıkmadan inşaatın başlaması, en baştan işte depo denilip de sonradan temel atılması falan her şey yani bunu gösteriyor aslında. Devlet büyükleri bu işi istiyor. Bu iş yapılacak. Bunun çıkar yolu yok. Bu algı... Şöyle söyleyeyim bakın. Şimdi bir siyasi iradeden söz ediyorum. Geldiğimizde kimse kimseyi kandırmasın. Bugün vali atamaları Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'den. Vali atamaları ve bürokratların tamamı AK Parti hükümetinin atamaları. Ve burada siyasi irade, üst siyasi irade buna karar verdiği için bürokratlar bile buna karşı çıkmıyor. İstemek zorunda kalıyor. Burada kime karşı savaşıyorsunuz? Siz halkın istemediği, halkın zararına olan, çevreyi tarımı hatta ülkenin zararına olacak bir şeyi dayatıyorsunuz. Kaç kişi dayatıyor? Vali, belediye başkanı, milletvekili 8-10 kişi. Şimdi burada bir çelişki var. Bu insanlar AK Parti hükümetinin temsilcileri ya da AK Parti hükümeti adına buna karar veriyorlar. Ama bir çelişki şu, AK Partili seçmenler ve AK Partililer buna karşı çıkıyor. Şimdi halkın iradesiyle kamu otoritesinin iradesi karşı karşıya burada. Peki otoritenin söylediği gibi zararsız olamaz mı bu? Yani onlar yalan mı söylüyorlar halka? Ya şöyle söyleyeyim, ben bu konunun uzmanı değilim ama tabip odası, bakın ziraat mühendisleri odası, kimya mühendisleri odası, çevre mühendisleri odası, elektrik mühendisleri odası, mimarlar odası için başka boyutuna girdi. Bunların tamamının, hatta üniversitedeki bir sürü akademisyen, yurt dışındaki bir sürü uygulama ve bize gelen grup içerisinde o kadar çok akademisyen ve yaşanmışlıklar var. Gelenler tamamının söylediği biyokütle değil bir santral eğer bir şey yanıyorsa gaz salınımı, kül salınımı var. Bir de orada yanan bir şeyler var. Bunlar toprağa, tarıma ve çevredeki tarım arazilerine zarar veriyor. Hem havaya saldıkları partiküller hem insan sağlığına zarar veriyor. Yani şu... Enerjiye ihtiyacımız var ama tarım ovalarında değil kardeşim. Gidin tarım ovası olmayan yerlerde yapın. Sulak olmayan tarım arazilerin dışına yapın. Burada sonuç şu, ne yaparsanız yapın çarşamba ovası ölecek. Daha da kötüsünü söyleyeyim geçmişteki senaryo. Sanayi Ticaret Odası ve bu kamu otoriteleri ve söylediğiniz bunu isteyen devlet otoritelerinin çarşamba ovasında bölgede bir organize sanayi bölgesini büyütme ile ilgili planları var. Bu santral başkanı. Evet bunun bir parçası. Zaten geçtiğimiz günlerde gelen Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı ile Sanayi Ticaret Bakanı'na valinin, belediye başkanı ve Çiğdem Karaaslan'ın da bulunduğu bir toplantıda sunulan Sanayi Ticaret Odası'nın sunduğu dosya Çarşamba Ovası'nın yeni organize sanayi alanlarıydı ve bu Eğercili ile Çınarlık burayı kapsıyor. Bu sırada olan 8 diğer santral 9 olarak... tane daha santral izni alındığı söyleniyor. Yani ova tamamen sanayi tesisine, üretimine dönüşecek ve bu ova bitecek. Bu aslında sadece Samsun'a değil, bu Türkiye'ye. Ya Türkiye genelinde mesela Sinop'ta 650 bin ağaç kesildi, çıplak bırakıldı. Kaz Dağları'ndaki devam ediyor. Ünye'ye gittiğiniz zaman Ünye'de öldü, toprak arazi öldü. Şey madeni var. İşte sırada Şahin Dağları var Kavak'ta. Orada çok korkunç bir alanda hatta şehrin suyunu bölgenin ve illerin ilçelerin suyunu zehirleyecek çapta ve kapasitede bir altın madeni çalışması var. Ağaçlar kesildi, topraklar katlediliyor, siyanürle arayacaklar. Ne yapacaksınız? Aradığınız bölgede siyanür kullanacaksınız. O siyanür toprak altından sızacak, tarım arazilerine, tarlalara yediğimiz ürüne geçecek. Yani zehirleniyoruz. Şöyle düşünün, ovalar gitti, üretim bitti. Ne yiyeceğiz arkadaşlar? İnsanlar zaten elektriksiz dışarıdan... yaşayabilir. İnsanlar işte atıyorum enerjisiz, petrolsüz yaşayabilir ama insanlar susuz ve gıdasız yaşayamaz. Onun için doğru olan konu bu.
Ovada santral doğru değil. Ovada sanayi, tarımsal sanayi dışında sanayi tesisleri doğru değil. Niye getirip depolama tesisi yapmıyorlar? Niye paketleme tesisi yapmıyorlar? Niye oturup organik tarımı destekleyen çiftliği, orada fındık var, çeltik var. Yani yok yok, adam ekseniz adam büyüyor odada, ovada. Niye buna karşı çıkılmıyor da çıkıyor? İnsanların isyanını dinlesinler. O 23 bin kişi değil. Dolaylı olarak oradaki grupta feryat edenlerin sayısı 100-150 binin üzerinde. Yani benim hiç ummadığım bir şeydi. Bir de ezberleri bozdu. Sosyal medya nedir? Entelektüel bu işi bilen insanların yaptığı bir şey. Ama burada internet kullanmasını bilmeyen, WhatsApp yazamayan insanlar gruplar kurup mücadele ediyorlar. Evet. Demek ki canları yandı. Bunu da gelişmesinin temel sebebi şu. Otoriteler ne derse desin, bu adamlar ellerine elmalarını aldıklarında o havadan yağan siyah şeyin birinci kalite elmaların üzerinde düştüğünü görüyorlar. Şimdi süremizin de sonuna geliyoruz aslında ama birkaç notum daha var. Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı'nın bir rüşvet iddiası var. Eğer bu iddia doğruysa, yani bu santrali yapmak isteyenler ki örnek verdikleri Mecitözü'ndeki işte belediye başkanı da ben mecbur bırakıldım gibi bir ifadesi var. Bir haber var o konuyla ilgili de. Yani biraz bu rüşvet iddiaları olayı biraz daha farklı bir boyuta taşıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani rüşvetin belgesi olmaz. Bunun ispatlanması nedir, nedir, ne yapılıyor bilemiyorum. Onlar hukuksal bir konu ama bu iddiayı ortaya atanlar bir Ayvacık, bir Ziraat Odası Başkanı. Ferda Başkan'a da herhalde. Ferda var, Ferda Ergün. Terme Ziraat Odası Başkanı ve daha da önemlisi Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Samkon Genel Başkanı. Bunlar bu iddiayı ortaya atarken Samkon Genel Başkanı Sezgin Gümüş'e de mi? Sezgin Gümüş de hayır, rüşvet iddialarını çarşambadaki o geniş kapsamlı miting gibi basın açıklamasında dile getirdi. Hı-hı. Ve Sezgin Gümüş orada, yine Ferda Başkan ve Erdal Avcı orada savcıları göreve davet ettiler. Santral yetkililerin açıklamasından sonra Erdal Avcı bir daha çıktı, tekrar davet etti. Bana teklif edildi, teklif eden isimleri veririm diye ama ne gariptir ki hiçbir Cumhuriyet savcısı çağırıp da bu işin peşine düşmedi. Kendisi bir hani santral yetkililerin de yaptığı açıklamaya göre işte verseydi savcılığa suç duyurusunda bulunsaydı ya diyorlar. Şöyle ne düşünüyorlar bilmiyorum ama burada Cumhuriyet savcılarının temel görevi eğer bir suç isnadı varsa Cumhuriyet savcısıdır. Kimseden izin almaz. Cumhuriyet kanunlarına aykırı hangi iş olduğundan şüphelenirse resen soruşturma açma yetkisine ve sorumluluğuna sahiptir. Değerlendireceklerini düşünüyorum. Yani ciddi iddialar, bu iddialar soruşturulursa eğer hem santral yetkilileri zan altından kurtulur hem bu dedikodu somuta dönüşür eğer dedikoduysa araştırılması gerekir diye düşünüyorum. Erhan Usta'nın, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı bir mektup var. Mecliste verdiği bir soru önergesi evet. var. Bunların geri dönüşü sizce nasıl olur? Ya şöyle söyleyeyim, Sayın Erhan Usta ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı, çevreden sorumlu genel başkan yardımcısı, Saadet Partisi'nin yetkilileri, İyi Partililer, AK Parti'nin bir sürü yetkilisi, yani birçok insan buna karşı çıkıyor, mücadele ediyor. Ama herkesin işte grup adına söylüyorum, bu gruptaki insanların %80'i AK Parti'ye oy vermiş insanlar olduğu için bu insanlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Partililerin yoğun olduğu %75 oy aldığı bir yere böyle bir kötülük yapamayacağı bundan haberinin olmadığı iddiasındalar, düşüncesindeler. Erhan Usta da bu düşünceyi pekiştirmek için önce bir Cumhurbaşkanı yardımcısına bir mektup yazdı, soru önergesi verdi. Sonra Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemine geldiğinde buradaki ovayı görüp buna müdahale edip santralin başka bir yere kaydırılması beklentisi hem Sayın Usta'da var ama asıl çarşamba halkında var. Çünkü çarşamba Türkiye'de AK Parti'ye en çok oy veren ilk 5 ilçeden biri. Peki yani çarşamba gerçekten AK Parti'ye çok yoğun bir destek veriyor. Hem Hı-hı. yerel seçimde hem genel seçimde görüyoruz. Fuat Köktaş, Samsun AK Parti Milletvekili Fuat Köktaş, işte Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın vatandaşlarla işte köy kahvelerinde, toplu alanlarda görüşüp santralle ilgili fikir paylaşımı yaptıklarını biliyoruz. Bununla ilgili videolar dolaşıyor sosyal medyada. Bu çalışmaya onlar başladıktan sonra tepkilerde bir azalma oldu mu? Onlar başarıya ulaştı mı? Halkı ikna edebiliyorlar mı? Bunu şöyle söyleyeyim. Yani şu zaten bir garip olan şudur. Yani eğer bir santral kuruyorsanız
bunun bir meşruluğu ya da bir şeyleri varsa teknik olarak o santralin yetkilileri, sahipleri gelirler. Onlar konuşur, onlar savurlar. Bir milletvekilinin kendi halkına rağmen santrali savunup %75 AK Parti'ye oy veren muhafazakar seçmene gezi zekalıları demesini ben hiçbir şeye sığdıramıyorum. Milletvekili niye santral savunucusu oldu? Belediye başkanı neden santral savunucusu oldu? Yetkim yok diyor Halit Doğan. Yani ben, kim, ben ya, bir yetki meselesi diyor. Değil. Bakın Şenol Kul'da, Terme'de Şenol Kul olayı yaşadık. Terme'deki kurulması gereken, ben o sürecin de içindeydim. Termik santralin engellenmesini, kurulmasını engelleyen en büyük güç Şenol Kul'un AK Partili belediye başkanı orada benim makamımı siz alsanız bile ben buna karşıyım dik durması ve AK Partililerle beraber gitmesi. Yoksa orada o Şenol Kul ya da o grup ekip olmasaydı. Makamı gitti ama aday olamadı. Ya şu oldu, bedelini ödedi ama Şenol Kul asla kaybetmedi siyaseten. Şimdi bakın, aday yapılmamış bir insanı bütün insanlar yüceltti. Şu anda Şenol Kul simgesi haline geldi. Halit Doğan'ı da ya çıkarsınız. Şöyle düşünüyorum ben, empati yapıyorum. Halit Doğan'ın yerinde olsam, partim istediği, milletvekilim ve siyasi baskı var. Ama şunu düşünün. Şimdi siz santrale karşı çıkmazsanız da siyaseten kaybettiniz. Karşı çıkarsanız da siyasetten kaybettiniz. Ama iki fark var. Eğer karşı çıkarsanız halkı kazanacaksınız. Eğer karşı çıkmazsanız şu anda AK Partililere karşı olan AK Parti birkaç bir avuç AK Parti yöneticisini kazanmış olacaksınız ki siyasette her şey geçicidir. Kalan halktır. Halit Doğan'ın da bu konuya tavır koyması gerekirken siyaseten nasıl kazanabileceğini düşünmesine, eğer siyasi gelecek düşünüyorsa çıkıyorum. Çünkü burada insanlar kimi hedef alıyor? Belediye başkanı olarak AK Parti'yi temsilen Sayın Doğan, işte Fuat Köktaş çıktı, hem o köylü hem gezi zekalılar dedi ve ısrarla savunuyor. Ben çok iyi araştırdım diyor raporlara rağmen. Ben birçok şey okudum ama Fuat Köktaş'ın %1'i kadar ben bunu biliyorum diye iddia edemem. Ben sadece onlara atıfta bulunurum. Çünkü bu işi bilen meslek kuruluşları var. Bu işi yapan mühendisler var, bilim adamları var. Bunların her biri bu ovada santrallerin yapılmasının çok sağlıklı olmadığını, tarıma zarar vereceğini söylüyor. 55. dakika programının bu haftalık sonuna geldik. Her hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Samsun'un ve bölgenin yeni en güçlü internet televizyonu Kanal Nok tüm sosyal medya platformlarında bulunuyor. YouTube'dan özellikle Kanal Nok kanalına abone olarak yeni programlarımızı ilk siz izleyebilirsiniz.